Avusturya turumuza devam ediyoruz. Dördüncü günümüzdeyiz Avusturya turunun. Ristel dünyasını ziyaret ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, burası Wetten. Innsbruck'tan çıktık yola ve bu sabah Avusturya'daki dördüncü günümüzde ilk durağımız Kristal Dünyası. Evet, dünyaca ünlü markası, Avusturya'nın Wetten kasabasından çıkan bir marka ve burada da 100. yılında 20 yıl önce yapılmış bir sanat galerisinden bahsediyoruz. Birçok hol var, birçok salon var ve bu salonlarda dünya çapında sanatçıların sergilediği taşlardan oluşan eserler var. Sadece taşlar da değil, objelerde de kullanmışlar. Eskinin o meşhur kristallerini. Evet, bu arada tabii ki bir bilgi sorduk. Doğal yaşamdan mı elde ediliyor bu taşlar diye. Cevap şuydu, hayır. Tamamen bir reçete var ve bu reçeteyle fabrikasyon bir üretim söz konusu, ama hem o fabrikasyon üretim hem de kesme stili ve ustalığı diğerlerinden ayırıyor ve dünya çapında bir marka yapıyor elbette. Bizler de burada şimdi bu sanat müzesini geziyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz. Taşlar nasıl üretiliyor? İle ilgili bir diğer detaysa ki taşların doğal olup olmadığı, bunu buradaki yetkililere sorduk. Dedik ki acaba doğadan, doğal olarak çıkan taşlardan mı üretiliyor? Hayır dediler. Kendilerine ait bir gizli reçete var ve bu reçeteyle bu taşları tamamen fabrikasyon olarak üretiyorlar. Tabii ki bu reçete önemli ve kesim çok önemli dediler. Zaten bu iki özellikle dünya çapında bir marka haline getiriyor diyoruz ve bu sanat müzesini gezmeye devam ediyoruz. Dünyadan ayrılmadan önce biraz da bahçeyi gezelim. İç mekanlardaki bütün sanat eserlerini gördükten sonra dışarıya çıktık. Burası bahçesi ve burada da bazı sanat eserleri söz konusu. İşte örneğin arkamızda görmüş olduğunuz bu bulutlar hemen tepemizde, taşlardan oluşmuş bulutlar. Şu anda buraya güneş vurmadığı için görkemi ve şaşayı çok fark edemiyorsak da hakikaten hem ışıklandırıldığı zaman hem de güneş vurduğu zaman harika bir görüntü olduğunu biliyoruz. Hemen arkamızdaki görmüş olduğunuz Kavender Dağları, değil mi? Kavendel Dağları da gerçekten bu bulutlara eşlik ediyor. Muhteşem bir manzara sunuyor. Bizlere ne şanslıyız diyoruz. Sizleri de Kristal Dünyası'na bekliyoruz tabii ki. Avusturya'ya yolunuz düşerse. Da düşünülmüş. Değerli izleyenlerimiz,
Dünyasındaki son durağımız işte bu oyun parkı. 4 yaşından itibaren çocuklar burada tam 5 katlı oyun salonlarında harika vakit geçirebiliyorlar. Tırmanma duvarlarından tromboline kadar birçok detay, birçok keyif burada mevcut. Aileler buraya çocuklarını getiriyorlar ve birlikte tadını çıkarıyorlar. Ya da aileler alışveriş yaparken çocuklar burada tadını çıkarıyorlar. Bu keyifli oyuncakların diyoruz ve bu çocuk dünyasına da şöyle bir göz atıp ondan sonra tekrar yola koyuluyoruz. Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Avusturya'nın gururu Ötzel, en yüksek dağlar, Alplerin zirvesi Ötzel'de ve bu zirvede harika bir restoran var. Restoran Ice Cube Restoran. Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'tan çıktık yola. Fabrikasına uğradıktan sonra şimdi 1,5 saatlik Alpler'deki yolculuğumuzun ardından Ötzel'e varmış durumdayız. Ötzel dünya çapında bir kayak merkezi, harika bir vadinin içine kurulmuş keyifli bir kasaba ve şu da bir gerçek ki dünyanın dört bir tarafından kayakçılar ve kış sporları tutkunları burayı tercih ediyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bu teleferikle tam 3000 metre yüksekliğe, Alplerin zirvesine çıkacağız ve orada öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü gerçekten çok keyifli olduğunu söyledikleri bir restoran var. Restoranın da özellikleri var. Onları yukarı çıkınca anlatacağım ama şimdi teleferikle 3000 metreye, Alplere tırmanma zamanı. Metre yükseklikteki bu restorana çıkmak için elbette teleferiğe biniyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, teleferik yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 3000 metre yüksekliğe doğru hareket ediyoruz. Dediğimiz gibi dünyanın en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi Ötzel ve bizler de işte görmüş olduğunuz gibi bu kasabayı tepe açıdan görme şansına sahibiz. Bir dere ve vadi elbette. Bu akan dere zaman zaman tabii ki donmuş kardan, buzdan. Şu anda dışarısı -4 derece ama harika da bir güneş var. Yukarıda bir hayli kar olduğunu söylüyorlar. Şimdi teleferik turundan güzel manzaralar getirelim ekranlarınıza. Bakalım burayı beğenecek misiniz? Bir soluklanıyoruz. Teleferik değiştirip Ice Cube restorana çıkan ikinci teleferiğe bineceğiz. Şu anda 2000 metredeyiz. Teleferikten indik. Bir başka kabine geçeceğiz. Bu daha büyük. Bizi 1000 metre daha yukarıya taşıyacak. Hadi fazla oyalanmayalım Seçkin, gel. Gel binelim. ...2000 metreden... 1050 metre daha çıkıyor, 3048 metreyi buluyoruz. Burada nefes almak bile çok zor. Değerli izleyenlerimiz, teleferikteki son noktaya ulaştık. Şu anda bulunduğumuz yer deniz yüksekliğinden tam 3048 metre yükseklik. Evet, zirvedeyiz şu anda, Alp Dağları'nın tepesindeyiz. Bulunduğumuz restoran dört bir yanı cam olan muhteşem bir mekan, Ice Cube. Bunun sebebi ise dışarıdan bakıldığında restoranın tam bir buz küpünü andırması, tamamı cam olduğu için bu restoranda harika bir ambiyans da söz konusu. İşte arkamızda ve yanımızda görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından misafirler buraya geliyorlar ve bu keyfi yaşıyorlar. Ötzel dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi ve bugün öğlen yemeğimizi burada yiyeceğiz. Bakalım bize neler sunacaklar diyoruz ve çekimlerimizi sürdürüyoruz.
Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Alp dağlarının zirvesindeyiz. İşte Ice Cube restorandayız. Hemen arka tarafımızda dağlar var. Bizim Doğu Anadolu'muzu, Güneydoğu Anadolu'muzu andırıyor aslında. Öyle diyebiliriz ama hakikaten çok güzel bir turizm faaliyeti söz konusu burada. İşte zaten bu da çok çok önemli. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ülkemizde de Doğu Anadolu'muzun o güzel dağları böyle turistik faaliyetlere sahne olur diyoruz. İşte Ötzel'den şimdilik veda ediyoruz. Yine böyle enteresan bir şey olursa çekeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın. Peki bu restoranda neler ikram ediliyor derseniz, füzyon mutfağının en seçkin örnekleri sergileniyor. Yemeğimizi yedik, şimdi biraz kalori verme zamanı. Tırmanışa devam ediyoruz. Zirvenin zirvesindeyiz. Ve hakikaten burası çok soğuk, -6 derece ama çok şükür ki harika bir güneş var ve bu güneşin tadını çıkarıyoruz. Hakikaten Alplerin doruklarındayız şu anda. Nefes almakta hakikaten zorlanıyorsunuz. Hani spor da yapsanız, sporcu da olsanız 4 basamak çıktığınızda nefes nefese kalıyorsunuz. Çünkü şu anda 3000 metrenin üstündeyiz değerli izleyenler. Hakikaten burada harika temiz bir hava var ama oksijen hakikaten az. Burada turistlere uzatıyoruz mikrofonu. US. US, and what do you feel? You are in the top of Alpines, huh? Like I feel exhilarated, like I'm king of the world. What do you think? Do you like this place? This is amazing. I recommend for everybody to come here. Ve işte 3200 metre, zirvenin zirvesi burası. Bulunduğumuz bölgede en üst nokta burası. Tam 3200 metredeyiz ve artık bu nokta bizim bulunabileceğimiz en üst nokta diyebiliriz. Ve gerçekten çok keyifli bir manzara var. Burada manzaranın tadını çıkartacağız. Şimdi herkes buraya gelince fotoğraf çektiriyor. Bizim neyimiz eksik diyoruz. Biz de bu anı ölümsüzleştiriyoruz fotoğraflarla beraber. Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor. Bir programın daha sonuna geliyoruz. Ataman'la Devre Alem hafta içi her gün 0.30'da 360.